Seni yaratan Allah'a ben kurban olayım. Sen dünyalar güzelisin sen. Dünyalar. Canımın içi. Allah sana her türlü hayır, bereketi, güzelliği versin. Bebek yüzdüm benim. Canımın içi. Nur yüzdüm. Her şeyin güzel. Bir tanem. Kaşığın, gözün, burun, dudaklar. Gözlüğün de çok yakışmış. Tesettüründen dolayı da seni acayip sevdim. Aferin sana benim bir tanem. Sen cennet kızı gibisin sen. Çok tatlısın sen. Balım benim. Allah seni cennette bana kardeş etsin, dost etsin. Seni müthiş sevdim. Sen dünyalar tatlısın. Ama herkes seni çok sever. Çok şekersin sen. Bir daha dinleyeyim seni. Suratsız insanlarla aynı evde yaşayanlara ne tavsiye edersiniz? Balım, o çok zor bir şey. Yorucu olur. Güzel yüzdüm. Eğer öyle bir şey varsa hemen oradan çıkmak lazım eğer mümkün. Çünkü Allah'ın arzı geniştir diyor Cenab-ı Allah. Allah daha iyi, daha kolay, güzel bir yer elde etmene vesile olabilir. Yahut kimse o kardeşimiz. Sakın öyle bir şey yapma. Yorucu olur, yıpratıcı olur. Yani çünkü şeytan çökmüş onun üstüne. Belli ki rahatsız oluyorsun. Yani negatif elektrik saçıyor. İyi değildir o. Eğer çok çok zaruret yoksa uzaklaşmak da mümkünse hemen uzaklaşmak lazım. Çok iyi olur. Ama çok şeker. Evet. Bayağı güzel. Hayret bu kadar güzel olmaz. Maşallah. Nasıl temiz, nasıl güvenilir. Aferin benim canıma. Maşallah. Evet, dinliyorum.